Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifin tam böyle Kurban Bayramı yaklaşırken güzel bir saç kavurma tarifi vereceğim. Hemen sacı ocağıma alıp altını orta ateşe getiriyorum. İyice ısıtıyorum. Saç iyice ısındıktan sonra sizler de kişi sayısını göre ayarlayabilirsiniz. Ben hemen hemen bir 6 kişilik hazırlıyorum. Çok fazlasıyla yağlı değil benim etim. Ortaya aldan biraz daha az yağlı diyebilirim. Çok aşırı derecede büyük değil. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle büyüklükte doğradım. Bir suda da yıkadım. Hemen içine katıyorum. Şunu belirteyim. Bu esnada orta ateşte bırakın altını. Kısmayın. Bir de saç kavurma dediğiniz zaman içerisine muhakkak hem yağlı et girmesi gerekiyor. Hem de varsa birazcık böyle iç yağ katabilirsiniz. Biz yiyemediğimiz için katmıyorum ama siz de iç yağ da katabilirsiniz. Saç kavurmanın aslında en büyük özelliği o ama maalesef biz kokuyor ve yiyemediğimiz için yağlı et katamayacağım. Şimdi öncelikle böyle eti mühürlemiş oluyorum arkadaşlar. İlk önce kısık olmasın. Şöyle bir kavuracağım. Ondan sonra kısığı alıp suyunu salıp çekene kadar pişireceğim. Et böyle sulanmaya başladı. Şimdi altını kısa alıp etin suyunu salıp çekene kadar pişireceğim. Ara ara açıp karıştıracağım. Buna uygun şöyle bir kapak buldum ancak. Çünkü kendi kapağı yok. Altını kısayım. Şimdi ara ara böyle karıştırıp iyice suyunu çekene kadar pişireceğim. Hemen bakıyorum ete. Hemen hemen bir 20-25 dakikadır pişiyordu arkadaşlar. Neredeyse suyunu çekmek üzere. Yeterli artık. Ben şimdi yağını ilave edeceğim. Daha fazla çekmesini beklemeyeceğim. Yarımdan biraz daha az sıvı yağ. Hemen hemen bir yarım yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave edeceğim. Çok yağlı bir et olmadığı için yağını birazcık bol kullanacağım. Şöyle iki tane orta boydan biraz daha büyük kuru soğanı yemeklikten biraz daha küçük doğradım. Onu da ilave ediyorum. Üç tane yeşil biber. Onları da doğradım. Böyle soğanı ve biberi bol bol daha güzel oluyor. Zaten şimdi soğan ve biberler küçülecek içerisinde. Orta ateşe getireyim hafif. Soğan ve biberler ufalana kadar biraz kavuracağım. Soğanlar ve biberler iyice söndü arkadaşlar. Bir 15 dakikada kavruldu. Şimdi hemen domatesini ilave edeyim. Şöyle bir 4-5 tane kadar orta boy domatesi kabuklarını soydum. Muhakkak domates ilave edin. Altını da şöyle orta ateşe getiriyorum. Yarım yemek kaşığı kadar da domates salçası ilave ediyorum. Baharatlarını biraz karabiber. Etini en son biraz kırmızı toz biber. Biraz pul biber. Biraz da kekik ilave edeceğim. Baharatlar yine sizlerin tamamen damaklarınıza göre arkadaşlar. Şimdi domatesin suyuyla bir 15 dakikada yani etler pişene kadar orta ateşte pişireceğim. Bunun içerisinde böyle birazcık kuyruk yağ ya da böyle biraz yağlı et olsa inanın çok daha lezzetli olacaktır. Şimdi kapağını tekrar kapatacağım. Hafif böyle çok aşırı kısık olmadan biraz daha pişireceğim. Artık pişti arkadaşlar. Etinizi kontrol edin. Duruma göre bakarsınız. Benim etim de gayet güzel pişmiş. Şimdi artık tuzunu ilave edip ocağın altını kapatacağım. Tuzunu hep böyle en son atın. Tamamen damak tadınıza göre. Ben dışarıda yediğim saç kavurmalar hep böyle bol domatesli ve birazcık da sulu oluyor. Ben onlara nazaran yaptım arkadaşlar ve hep de böyle yapıyorum. Böyle ekmeği bana yediriyor gerçekten. Artık videomu bitireyim. Ocağın altını kapatayım.
Öncelikle bu yaptığım için sizlerden özür diliyorum. Hemen şöyle ekmeği banacaksınız. Ben bunu böyle ortaya koyacağım. Bu şekilde servis edeceğim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, ufacık da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.